Geçtiğimiz aylarda Nilüfer, in imar planlarından rantı yüksek semtlerde yaptığı satışlarla dikkatleri üzerine çeken Milli Emlak Müdürlüğü şimdi de kentimizde 5 gayrimenkulünü daha satışa çıkardı. Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü, Nilüfer ilçesindeki Demirci, İrfaniye ve Tahtalı mahalleleriyle, Yıldırım ilçesindeki Umurbey ve Osman Gazi ilçesindeki Maksem mahallelerindeki toplam 5 adet taşınmazını açık artırma yoluyla satışa çıkardığını duyurdu. Toplamda 17. Dönümlük alanı kapsayan satış için duyurulan muammen bedellere bakılırsa Uludağ Milli Emlak'ın az 25 milyon dairalık bir gelir hedefliyor. İçinde 48 ve 19 daireli apartmanların da bulunduğu taşınmazları en yüksek teklifi sunan istekliler satın alabilecek. Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü, 5 taşınmaz için 19 Temmuz'da açık teklif yöntemiyle satış ihalesi gerçekleştirecek parça parça kent merkezi ve şehrin çeperindeki yüksek metrajlı taşınmaz satışı acaba hazinenin kasasında para kalmadı mı sorusunu akıllara getiriyor. İşçi, memur, emekli maaşlarına yapılan son artışlarla devlet kasasının giderinin de arttığı bir gerçek. Bakalım taşınmazların yeni sahipleri kim ya da kimler olacak? Bayram sonrası gerçekleşecek ihalede gayrimenkullerin hangi rakamlara satılacağını merak etmiyor değiliz. Kurban pazarları uzağa, gitti koku şikayeti azaldı. Kurban Bayramı için artık gün sayıyoruz. Yarın Arefe, Cumartesi Bayramın ilk günü. Uzun pandemi kesintisinin ardından bir kez daha sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, hasret giderebileceğimiz Kurban Bayramı'na yaklaştık. Pandemi nedeniyle iki yıl bayramlarda büyüklerimizin ellerini öpemedik. Küçüklerimizi doyasıya kucaklayamamıştık. Bu sürede sıla ziyaretleri yapamadık. Çok şükür, artık o kabus dolu günler geride kaldı. Her ne kadar bugünlerde vaka sayılarında bir tırmanış olsa da eski sıkıntılı günlerden çok şükür ki, uzaklaştık. Dileriz, yeniden kısıtlamaların geri döndüğü anları yaşamayız. Bursa'da önceki yıllarda kent merkezindeki kurban pazar yerlerinin aşırı sıcaklarda yaydığı havyan kokularından çok şikayetler gelirdi. Belediyelerimiz eksik olmasın, kentin dışında, yerleşim yerlerine uzak noktalara düzenli, tertipli hayvan satış yerleri yaptılar. Bu da, hem kurban satıcılarına hem de alıcılara kolaylık sağladı. Böylece, meskun mahal içindeki koku şikayetleri de azalmış oldu. Elbette, tümüyle bunu ortadan kaldırmak mümkün değil. Fakat, ilçe belediyelerimizin son dönem buna ağırlık verdiklerini biliyoruz. Gerek kesim yerlerinin tertip düzeni gerekse satış noktalarının kent dışına çıkarılması modern kentlerde olması gereken hizmetlerdi. Kurban sonrası da satış ve kesim yerlerinin temizliği konusunda da aynı titizliğin gösterileceğine inanıyoruz büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerimizin de buna dönük tedbirleri devreye soktuklarını görüyoruz. Okur T-2'nin istasyon noktalarını sorguluyor default. Okurlarımızdan hemşerimiz Ercan Özdemir. Dün T-2 hattındaki tramvayların yavaş seyrettiğini yazdığımız makalemiz üzerine elektronik postamıza ileti göndererek kendisi de yetkililere başka sorular yöneltmiş. Özdemir, yeni terminal kent meydanı tren hattındaki bir problemden bahsetmişsiniz. Ben de bir problemden bahsetmek istiyorum. T-2 hattının 5 yol istasyonu neden trafik lambalarına yakın değil de uzağa yapıldı? Diğer sorum ise şu, Ne tren duraklarında neden tuvalet yok ve gece 12'den sonra tren ve otobüsler niye çalışmıyor? Terminalden ya da şehir hastanesinden gelmek istediğinizde, varsa paranız gelebileceksiniz. Yoksa, sabaha kadar bekleyeceksiniz. Bildiğimiz kadarıyla Bursaray. Duraklarının neredeyse tümünde tuvalet yok. Bu diğer kentlerde de böyle diyebiliyoruz. Terminalden gece 24.00'ten sonra tramvay olması da zor bir olasılık. Otobüslerle seyrek aralıklarla eskiden yolculuk yapılabiliyordu. Şehir hastanesinden terminale ulaşım konusu ise değerlendirilmeli. Okurun T-2. Durak yerlerine ilişkin sorusunu ise bugünlerde daha sık duyuyoruz. Acaba yer seçiminde mevcut yerleşimler değil gelecekteki planlamalar mı göz önüne alındı? Bugünkü semt yoğunluklarına bakıldığında 5 yol, Fatih, Altınova, Küçükbalıklı gibi kimi semtlere uzaklığı bakımından durak yerlerinin kalabalık nüfuslu noktalarda olmadığı görülüyor. Acaba durak noktalarının seçiminde hangi kriterler öncelikliydi? Bu konuda tatmin edici bir açıklama yapılırsa biz de buradan okurlarımıza aktarabiliriz.